Herkese merhaba. Bu dersimizde if-else yapısından bahsedeceğim. If ve else şu gibi durumlarda kullanılır. Örneğin, ehliyet alabilmek için 18 yaşından büyük olmamız lazım. Bunun için if yapısını kullanabiliriz. If genel olarak eğer anlamı verir. Eğer yaş 18'den büyükse, tırnaklı parantez içerisinde yapılması gereken işlemleri buraya, tekrar tırnaklı parantezi kapatıyoruz. Eğer if koşulu sağlanamıyorsa, yani burası true değilse, else bloğu çalışır. Else bloğunda yapılmak istenenler yapılır. Normalde if bloğun çalışabilmesi için şurasının true olması lazım dedim. Yani şurasının doğru olması lazım. Bu da şu demektir. Diyelim yaş eşittir 20 dedik. Ve buraya if bloğu içerisine yaş büyüktür 18 ise belirli işlemleri yap, değilse belirli işlemleri yap diyebiliriz. Yaşımız 20, 20 18'den büyük olduğu için burası 1 olarak algılanır. Yani true'dur ve burası gerçekleşir. Yani şurası, şu iki parantez arasındaki değer 1 ise aşağısı çalışır, true olarak algılanır. Birden farklı 0 ise 0 da false olarak algılanır ve aşağısı çalışmaz. Else bloğuna geçeriz. Ve if ve else yapısında kullanılan şöyle operatörden bahsettim. Büyüktür dedim. Kullanılan bu tür operatörlerin diğer varyasyonları ise bu büyüktür, küçüktür, büyük eşittir veya küçük eşittir gibi operatörler kullanılır. Bir de eşitlik operatörleri vardır. Onlar da İki tane atama operatörünü yan yana koyduğumuz zaman eşittir ifadesi verir. Eşit değildir ise ünlem atama operatörü olarak kullanıldığı zaman eşit değildir anlamı doğurmaktadır. Örneğin bununla ilgili küçük bir Xcode'da program yazalım. Kullanıcı iki tane sayı girsin ve bu sayılar birbirine eşit mi, küçük mü, eşit değil mi gibi bilgiler versin bize. Bunun için Xcode'u açıyorum. Şu ana kadar öğrendiklerimizi kullanarak küçük bir if-else yapısı kuralım. Evet, ne dedik? Ekran ilk başta iki tane sayı girin diye mesaj verelim. Bu da cout yapacağız. Tabi şuraya bu sefer ben namespace'i eklemek istiyorum. Cout iki sayı girin. Bir alt satıra geçeceğiz. Ve sayıları okuyacağız. Tabi bunun için değişkenlere ihtiyacımız var. Sayı 1 ve sayı 2 diyelim. Ve burada sayıları okuyacağız. İsterseniz geçmiş derslerimizi hatırlayalım. Bu sayı 1 ve sayı 2 değerlerine nasıl ilk başta ilk değer atıyorduk? Şu şekilde atayabiliriz. Sayı 1'e 0 atadık. Sayı 2'de 0 atadık. Şimdi sin ile bunları okuyalım. Sayı 1 ve sayı 2. Şimdi bu sayılar eşit mi değil mi? Ne yapacağız? If parantez açıyoruz ve parantez kapatıyoruz. Parantez içerisine koşulumuzu yazacağız. Eğer sayı 1 eşittir sayı 2 ise ne yapacağız? Sayılar eşittir. Sayılarımızı yazalım mı? Sayı 1 eşittir tekrar sayı 2 ve bir alt satıra geçelim. Şimdi burada ben size if'ten sonra bir tane tırnaklı parantez gelmesi gerekiyor dedim. Doğru. Ancak eğer if'ten sonra tek bir satır komutumuz varsa bunun için parantez yapmamız gerek yok. Bu satır, burada yazdığım satır otomatikman buradaki if ile ilişkilendirilir. Ama altına ben bir tane daha cout yazarsam cout artık buraya bağlı olmaz. Tamamen bağımsız bir şey olur. Sadece ilk satır için if'e bağlanıyor diyebiliriz. Onun için birden fazla satır varsa ve bunu da if ile ilişkilendirmek istiyorsa onu parantez içine almamız gerekecek. Şimdi devam edelim. İlk if'imizi yazdık. İkinci if'imiz eğer sayı 1 eşit değildir sayı 2 ise bu sefer şunları kopyalayacağım. Zaman kazanalım. Sayı 1 eşit değildir. Sayı 1 sayı 2'den küçükse şunları kopyalayacağım. Küçüktür neydi? Küçüktür operatörü. Bunu verecek.
Sayı 1, sayı 2'den büyük olabilir. Büyükse büyüktür diyeceğiz. Veya sayı 1, sayı 2'den büyük eşit olabilir. Yani ikisi de 2 olursa hem büyük hem eşit olur. Yani 2 mesaj vermiş olacağız. 2, 2'ye eşit olacağı için önce şunu verecek, eşittirecek, altta tekrardan büyük eşitleyecek. Bir de küçük eşittir için yapalım. Bu sefer küçük eşittir. Evet, programımızı bir çalıştıralım, test edelim. 2 sayı girer, 5, diğeri 10. Evet, 5 10'a eşit değildir. Şimdi sayı 1, sayı 2 eşit mi? Değil. Bunu hiç basmaz. If aşağıdakini çalıştırmaz. Sayı 1, sayı 2 eşit değil. Doğru. Doğru olduğu için burası 1 olur. True olduğu için alt taraf çalışır. Sayı 1, sayı 2 eşit değil. 5 10'a eşit değildir. Tekstini basarız. Sayı 1, 5 10'dan küçük, doğru. Doğru olduğu için alt taraf çalışır. Sayı 1, sayı 2'den büyük mü? Değil. Büyük değilse burası false olur. Yani 0 olur. Aşağısı çalışmaz. Sayı 1, sayı 2'den büyük eşit mi? Hayır değil. Bu da çalışmaz. Sayı 1, sayı 2'den küçük eşit mi? Küçük eşit doğru. Ama sadece küçüktür kısmı burada gerçekleşiyor. 5 10'dan küçük olduğu için küçük eşittir diyoruz. 2 tane aynı sayı girelim. 3 ve 3'ü girelim. 3, 3'e eşit doğru. 3, 3'ten büyük eşit. Hem büyük hem eşit. 3, 3'ten hem küçük hem eşit. Şimdi ikinci problemimizi çözelim. Bu problemimizde ise klasik. Girilen iki tane sayıdan hangisinin büyük olduğunu söyleyen bir program yazalım. Evet, kullanıcı iki tane sayı girecek. Hangisi büyükse onu ekrana vereceğiz. İlk başta flow chart'ımızı çizelim. Bunun için yapabiliriz. Basit. İlk başta programımız başlayacak. Başladıktan sonra ne demiştik? Print ile 2 sayı gir diyeceğiz. 2 sayı gir. Ardından sayıları okuyacağız. Oku. A ve B diyelim. Bunları şöyle göstereceğiz. 2 sayı gir dedikten sonra ise if A B'den büyük ise, bunu da elmas şeklinde göstereceğiz. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Sadece genel programı için göstermek için yapıyorum. Basit küçük programlarda bunu kullanacağım. Eğer A B'den büyükse, yani if'i kullandık. A B'den büyükse ne demek? True demek. Yani if'in içerisi çalışacak demek. A B'den büyükse ekrana ne basacağız? Print max eşittir A. Yani maksimum sayı A diyeceğiz. Eğer A B'den küçük değilse bu sefer ne çalışacak? Else kısmı çalışacak. Print max eşittir B diyeceğiz. A B'den büyük değilse B daha büyük. Ardından program burada bitecek. Evet, bunun programını hemen Xcode'da yazalım. Burayı yorum olarak bırakıyorum. Ne demiştik? 2 sayı gireceğiz. Int sayı 1 sayı 2 cout ile 2 sayı giriniz. Alt satıra geçiyorum. Sin ile bunları okuyacağız. Sayı 1 sayı 2. Eğer sayı 1 büyüktür, sayı 2 ise, hadi bunu parantez için yapalım. Sayı 1, sayı 2'den büyükse ne diyoruz? Cout sayı 1 büyüktür sayı 2. Ya da şöyle diyelim, maksimum eşittir sayı diyelim. Maksimum sayı eşittir sayı 1. Ve bir alt satıra geçelim. Eğer sayı 1, sayı 2'den büyük değilse else bloğu çalışır demiştik. If çalışmazsa else kısmı çalışır. Bu sefer büyük sayı nedir? B'dir. Yani sayı 2'dir. Maksimum sayı sayı 2. Evet, bir kontrol edelim programımızı. 5
10. Maksimum sayı 10. İlk sayı bu sefer büyük yazalım. 23. Maksimum sayı 20. Evet. Program mantığı bu şekilde. Bir de şöyle bir program yazalım. Girilen bir sayı 5'in katı mı değil mi onu öğrenelim. Yani klavyeden 20 girdiğimiz zaman 20 5'e bölünen bir sayı olduğu için 20 5'in katı olacaktır. Ama 13 sayısını girdiğimiz zaman 13 sayısı 5'e bölündüğü zaman 5'in katı olmadığı için 5'in katı değildir diyecek. Peki burada kullanacağımız mantık ne olacaktır? Sayıyı 5'e bölüyoruz ve kalanı kontrol ediyoruz. Kalanı hangi operatörle öğreniyoruz? Şu operatörle. Yani 20 mod 5 dediğimiz zaman bu sonuç bana kalanı verecektir. 20'yi 5'e böldüğümüz zaman kalan 0'dır. Kalan 0 ise 5'in katıdır. Yani şu sonuç eşittir 0 ise bu sayı 5'in katıdır. Eğer burası 13 olsaydı 13 5'e bölündüğü zaman kalan ne çıkacaktı? 3 çıkacaktı. 3 0'a eşit olmadığı için bu sayı 5'in katı değildir. Bunu kontrol eden bir if else programı yazalım. Bunu da direkt yorum olarak bırakıyorum. Cout ekrana bir sayı giriniz. Alt satır sayı okuyacağız. Sayı diyorum buna bu sefer. Şuraya da integer sayı tanımladım. Eğer sayı mod 5 eşittir 0 ise cout sayı 5'in katıdır. Değilse sayı 5'in katı değildir. Bir kontrol edelim. Bir sayı giriniz. 20 giriyorum. 25'in katıdır. Doğru. 13 girelim. 13 5'in katı değildir. Doğru. Peki 0 girersem? 0 5'in katıdır. 0 5'in katı değildir. Bunu kontrolünü ise birazdan yapacağız. Yeni öğreneceğimiz konu ile. Yukarıda if else yapısında kullanacağımız operatörlerden bahsetmiştim. Şunlar. Bunlara ek olarak bir de şu operatörler vardır. And demek ve or anlamına gelen yani veya anlamına gelen şu operatör. Bunları nasıl kullanacağız? Örneğin mesai saatlerinden bahsedelim. Mesai saatleri genel olarak 8'de başlar. Akşam 6'da biter. 8 ve 6 arasındaki saatlere çalışma zamanı, bunun dışındaki saatler ise serbest zaman olarak geçer. Bunu ise if ile kullanarak şu şekilde yazacağız. Eğer saat 8'den büyükse, hatta büyük eşit diyelim, 8'de başlıyor çünkü. Ve bu ve demek. Saat küçük eşit 18 ise. Bu şu demek. Aşağıdaki şu bloğun çalışabilmesi için, yani şurasının true olabilmesi için soldaki ifadenin de sağdaki ifadenin de true olması lazım. Yani saat 8'den büyük olacak, saat 18'den küçük olacak. Saat 8'den büyük olsa true olur 1 demiştik. Saat 18'den küçük olsa yine true olur dedik 1 demiştik. 1 ve 1 endlendiği zaman sonuç 1 çıkar. Bu end'in tablosunu şöyle yazabiliriz. A, B, A ve B. Bunu tam yazamadım ama birazdan Xcode üzerinde gördüğümüz zaman çok daha net olacak. A 0 ise yani false ise, B de 0 ise false ise, A ve B'nin end'i de 0 çıkar. Yani burası olur da doğru olmazsa 0 olursa, burası da doğru olmazsa 0 olursa aşağısı çalışmaz demek. A 0 olursa, B 1 olursa sonucumuz yine 0 çıkar. Üçüncü koşulumuz ise A 1 olursa, B 0 olursa sonucumuz yine 0 çıkar. Yani burası true olsa bile, burası eğer false ise aşağısı çalışmaz. Ama ikisi de true olursa sonuç 1 çıkar. Yani end olduğu zaman soldaki ifadenin, sağdaki ifadenin de doğru olması lazım. Bununla ilgili hemen Xcode'da küçük bir program yazalım.
Buraya tekrar yorum olarak bırakacağım. Int saat olacak. Ekrana saati gireceğiz. Ekrana bir saat değeri yazınız. Sin ile saatimizi okuyacağız. Ve if ile girdiğimiz saat 8 ve 18 arasında mı kontrol edeceğiz. Eğer saat büyük eşittir 8 ve şu işaret, şunu çizmeye çalıştım. Saat küçük eşittir 18 ise burayı yap. Değilse else kısmını yap. 8-18 arasındaysa çalışma zamanı, değilse serbest zaman. 8-18 arasında bir sayı giriyorum. Mesela 15. Çalışma zamanı doğru. 15 hem 8'den büyük hem 18'den küçük. 7 girelim. Serbest zaman. 7 8'den büyük değil. False çıkar. 7 18'den küçük ama doğru. True. Ama 7 8'den büyük olmadığı için sol taraf false çıkıyor. Sağ taraf true çıkıyor. Yani 0 ve 1 çıkıyor ama sonucumuz 0. Kabul olmuyor. Ekrana else kısmı çalışıyor. Şimdi ise son bir problem çözelim. İlk çözdüğümüz problem hatırlarsanız iki sayının karşılaştırmasını yapıp büyüktür, küçüktür. Hangi sayı büyükse onu ekrana basıyorduk. Şimdi ise 3 tane sayımız olursa 3 tane sayının en büyüğünü nasıl buluruz if'leri kullanarak. Üç tane sayımız olacak dedik. X, Y ve Z bizim sayılarımızı temsil etsin. Ve X'in değeri, örnek veriyorum ilk başta 15 olsun. Y'nin değeri 12 olsun. Z'nin değeri de 8 olsun. Bu üç sayıdan X'in en büyük olması için ne olması lazım? X'in Y'den de büyük olması lazım. Ve Z'den de büyük olması lazım. Yani şu. If x büyüktür y'den ve x büyüktür z'den. Bu sefer ne olacaktır? En büyük print maksimum eşittir x. Değilse ne demek? X y'den büyük değil. Veya X, Z'den büyük değil. X'den birisi fark etmez. Sonuçta X burada en büyük sayılardan bir tanesi değil. O zaman X'i ben denklemden çıkartabilirim. Ve artık büyük olan sayılar ya Y'dir ya Z'dir. O zaman else bloğuna gireceğiz. Else bloğunda da tekrardan if yazacağız. If Y, Z'den büyükse ne diyeceğiz? Print max eşittir Y. Değilse print y z'den büyük değilse büyük olan z'dir. Max eşittir z'dir. Evet, programımız bu. Bunun çalışması lazım. Bir test edelim Xcode'da. Bunu tekrar yorum olarak bırakıyorum. Ne demiştik? 3 tane sayı girilecek. 3 tane değişkene ihtiyacımız var. Onları yazalım hemen. Sayı 1 ilk başta 0 olsun. Sayı 2 ilk başta 0 olsun ve sayı 3. Bunun da sıfır atamasını bu şekilde yapalım. Fark etmez. Cout ile sayılarımızı ekrana 3 tane sayı girineceğiz. 3 adet sayı giriniz. End line'ı aşağı iniyoruz. Cin ile sayıları okuyoruz. Sayı 1, sayı 2, sayı 3. If sayı 1. Buradaki örnek üzerinden hareket edelim. X, Y, Z dedik. Okunabilir. Belki daha kolay olacak. Buraya direkt X diyorum. Buraya direkt Y diyorum. Buraya direkt Z diyorum. Düzeltelim. Evet. X, Y ve Z. Evet. X büyüktür Y ise ve X büyüktür Z. Ne yapacağız? Cout en büyük sayı eşittir x diyeceğiz. Değilse
X en büyük sayılardan biri değil. O zaman denklemden çıkartıyoruz. As ya y ya z. As içerisine bir if bloğu daha yazıyoruz. Eğer y büyüktür z ise siyah en büyük sayı eşittir y değilse kopyalayacağım en büyük sayı z'dir. Evet. Çalıştıralım. 3 adet sayı girelim. İlk başta x'i büyük yapalım. 16 12 13. En büyük sayı 16 doğru. Onu buldu. X'i bu sefer küçük yapalım. 10, y 12 olsun, z de 9 olsun. En büyük sayı 12 doğru. Çünkü y z'den büyük. Direkt y'yi bastı ekrana. Şimdi z'nin büyük olacağı bir kombinasyon yazalım. 10, 12, 13 diyelim. En büyük sayı 13. Ne oldu? X 10, y'den büyük değil, z'den büyük değil. Burası çalışmadı. Else girdi. Değilse... Bu sefer y z'den büyük mü? 12, 13'den büyük mü? Değil. Çalışmadı. O zaman şu else çalışıyor. En büyükse o zaman z. Sonucunu ekrana veriyoruz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde switch case yapısından bahsedeceğim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.